Zoro Azrail'e karşı. Yani biliyorsunuz Zoro Kaido ile dövüştü. Orada Kaido'dan hasar yedi, Luffy'lerle birlikte Kaido'ya saldırdı, Kaido'dan çok bayağı hasar yedi. Big Mom'dan hasar yedi ve çok yaralandı, hareket edemeyecek hale geldi. En sonunda Chopper ona işte geçici şekilde iyileşme özelliği sağlayan bir ilaç veriyor. Fakat sonrasında çektiği acıların iki katını tekrar Zoro çekecekmiş. Ve şimdi savaş bitti. Zora çektiği bütün acıların iki katını, 3 katını çekmeye başladı. Ve hatta Chopper onun için çok endişeli. Ve hatta Zora o kadar çok acı çekti ki. Yani resmen diğer tarafa gitti. Yani bu bildiğin ruh diyarı abi. Şu an Zoro'nun geldiği yer bu kısım ruhlar diyarı. Şimdi bence bu konuyu biz biraz konuşmalıyız. Çünkü mangada da bu konuyu bayağı konuşmuştuk. Üzerine düşünmüştük. Yani bu kısım böyle öylesine çizilen bence e, Zoro'nun hadi bak ölüme çok yaklaştın artık hani e, çok hasar yedin falan konusu değil. Bence bunun dışında bence bu konu çok daha önemli bir konu. Bence bu konu e, One Piece'in ruhlar ile alakalı önemli bir kısmı. Ya yani One Piece'te ruhlar evreni var. Yani bunun farkındayız. Bunun olmasını gerektiren bir sürü şey var. Zoro'nun kullandığı teknikler işte seride Luffy'nin Thriller Bark'ta işte ruhunun çıkarılması. Ee, onun dışında Brook'un kullandığı meyve, Big Mom'un ruh ruh meyvesi yani de bir ruh konusu zaten var. O yüzden ruhlar diyarı da var. Zoro burada diğer tarafa gidiyor. Gördüğünüz yerde diğer taraf. Ya bunun hayali bir e, kısmı olması falan filan hani Zoro ölüme çok yaklaştı. Hayali halüsinasyon gördü falan yok. Burada bildiğin Zoro Azra ile karşılaşıyor. Ama burada sonrasında Zoro ne oluyor bilmiyoruz ama kalktıktan sonra da Zoro'nun bakışlara falan bakın. Çizimler, renkler burada o Karanlık hava çok güzel yansıtmışlar. Ee, Azrail çıkıyor karşısına ve Zoro diyor ki sen de kimsin? Hey diyor burada yapma diyor dur diyor ve ondan sonra tabi e, bölümü burada atlıyorlar. Ateiz Zoro Azrail Gönücü imanı gelir mi? Evet Zoro şeyde skype ya da tanrılara kafa falan tutuyordu ya ben inanmıyorum falan diyordu. Çok barda çok havalı buluyordu falan. Şimdi Azrail'i gördükten sonra <laughs> tavırı değişecek mi acaba? Yani burada Azrail geliyor. Çok dark bir sahneydi. Çok güzel bir sahneydi bence. Benim de çok hoşuma gitti bu sahne. Yani bu Azrail acaba hani sadece miza olarak öyle Eirodo tarafından mı çizildi ki bana kalsa öyle değil. Bence bunun da bir statüsü, bir level'ı, bir gücü falan var. Bence bunun da bir şeyi var. Ama ne? Zoro geçen dövüşlerde King olan savaşında fark ettiyseniz şey demişti. Cehennemin kralı olur mu halde demişti. Yani Zoro bildiğin cehenneme gidiyor, geliyor yani adeta. Peki ilerleyen zamanlarda bunun bir alt tabanı oluştu artık bu bölümden sonra Zoro peki cehenneme gidecek mi? Hani hani çok döndü Zoro'nun dayanıklılığı ile ilgili bir konu. Zoro ilerleyen zamanlarda cehenneme gidip birleriyle dövüşür mü? Böyle ruh dünyasında bir savaş döner mi? Olur mu yani bu tür şeyler? Merak etmiyor değilim yani. Ki bence bu konu hiç hafif alınacak konu değil. Hiç hafif alınacak bir konu değil. Bence Zoro işte cehennem ve ruh diyarı ile alakalı bir şeyler yaşayacaktır ilerleyen zamanlarda. Bence buralara gidecektir. Ve daha önce buraya gittiğini ve Azrail ile karşılaştığını hatırlayacaktır buraya tekrar geldiğinde. Bence. Ben öyle düşünüyorum. Ben boşuna cehennemin kralı olurum o zaman o halde falan demedi Zoro. Tekniklerinde de bunu kullanıyor. Hatta yani tekniklerinin çoğu kısmında ruh gücüyle alakalı şeyler yapıyor. İşte Emma ile işte Emma'nın durumu işte ne bileyim dokuz kılıç stili işte aşurayı kullanması lanetli işte oni hareketleri şeytan hareketleri yapması falan bence hiç hafif alınacak hiç normal şeyler değil. Bölüm favori kısmı izonu sahneleri. Evet izonu sahneleri güzel. Gelelim tekrardan bölüm başından bölüm biraz inceleyelim. Fukuro okuyor ve Raizo dövüşü devam ediyor ve hiç ilgimizi çekmiyor. Bu adamlar yanıyor ve yanmaya karşı dayanıklılık savaşı veriyor. Kendi aralarında ilerleyen kısımlarında Jinbei'nin yangına karşı insanları kurtarması ve binayı ayakta tutmasını görüyoruz. Sonrasında Chopper artık eski formuna geri dönüyor, dayanıklılığını geri kazanıyor ve normalleşmeye başlıyor ve Chopper Zoro için endişeleniyor. Tabi sonra Azrael sahnesi. Franky bir yandan Zoro'yu arıyor çünkü Zoro'nun durumu çok kötü her an ölebilir, ölebilme noktasına geldi. O yüzden Zoro'yu kurtarması gerekiyor ve Izo halen her yaraya rağmen savaşmaya devam ediyor ve Chippy Zero ile karşılaşıyor. Chippy Zero Bizim amacımız Luffy'yi öldürmek. Şu an sen değilsin. Sen de bizim için bir tehlikesin. Seni de öldürmemiz lazım. Ve beyaz sakalın kanıtlarını temizlememiz gerekiyor diyor. Ama şu an seni görmezden geleceğiz. Izo diyor. Izo ise buna umursamayıp ölme riskine ve yenilme riskine ne kadar fazla olmasına bilmesine rağmen Chipper Zero'yu durdurmak istiyor. Gerçekten Izo çok cool bir karakter. Bunu bize tekrardan kanıtladı. Haftaya bölüm yok bu arada özet bölüm gösterdikler. Bir ay zaten manga yok. Haftaya da anime yok. Artık uzun bir süre One Piece'ten koptuk abi. Niye böyle yapıyorlar ben anlamıyorum. Çok üzülüyorum. Hadi mangayı anladım. Mangayı anladım. Bir ay ara var. E da ameliyat geçiriyor. Çok normal. Geçmiş olsun abi ama anime neden? Animede manga yetişmesin diye. Manga duydu diye durdu ya ondan kaynaklı. Yamato burada elinden geleni yapıyor ve bu Alev'i artık durduracak. Durdurma raddesine getirdi ve buzul hamlelerini iyi kullanıyor. Ve sonra gelelim tabii ki de Big Mom dövüşüne. Big Mom. Yani hocam. Big Mom. iyisin, hoşsun, Dayanıklısın güçlüsün vesaire ama gardını bırakıyorsun. Yani bir yonko olarak artık bizim burnumuzdan getirdin. Sen nasıl bir yonko olsun lan falan deyip demeden duramıyorum yani. Trafalgar Low, bence bu bölümün MVP'si ya. Bence MVP'si yani. Uyanışı çok güzel abi. Öyle bir kılıç çıkardı ki Big Mom'un içinden geçirdi yani kılıcı. Ve zaten Big Mom'u yenmek için içeriden patlamalı. Hani organlarına, iç organlarına zarar verecek bir saldırı lazım. Onu da Trao zaten yapıyor meyvesiyle birlikte. Kılıcını baya büyütüyor ve Big Mom'un tam böyle alttan yukarıya doğru içinden geçirerek kesiyor ya. Harbiden çok havalı değil mi ya şu Trafalgar Love'un saldırıları, meyvesi falan. Çok iyi değil mi ya? Harbiden beğeniyorum abi. Trafalgar Love'un savaşları da çok eğlenceli oluyor. Çok sarıyor. Yani adam hem oralara ışınlanıyor hem böyle meselelerin yerinde değiştiriyor. hem çok sağlam saldırılar yapıyor. Big Mom tabi şok oluyor içinden kılıç geçince. K room atıyor ve içinden kılıcı geçiriyor. Big Mom şok oluyor bayağı hasar yiyor ve ardından Kit hemen uyanışını gerçekleştirip meyvesiyle saldırılar yapıyor. Ulan Trap madem böyle şey yapıyor Dofie yapsa ya o zamanlarda Dofi, Dofi olan fightında bu kadar Love kendini geliştirmemiş. Tabi o zamanlar baya Doflamingo savaşında Love çok iyi dayandı. Yani inanılmaz hasar yedi Doflamingo'dan. Ama kolunu falan kaybetti bir ara. Yani çok iyi dayandı. Ve Doflamingo zaten çok güçlü bir karakter. Bayağı güçlü yani. E her şeye rağmen Love orada bayağı iş başardı ama uyanış seviyesinde değildi. Yani o fight'tan sonra, sonraki fightlardan sonra artık uyanış sevi seviyesine gelebildi. Yani uyanış şöyle her zaman açabileceğim bir şey olmadığı için o zaman da power up aldı. O zaman da kendini çok geliştirdi. İşte counter shock'uydu vesaire. Radio knife Onlara öğrendi yani. Onlar da her zaman olan şeyler değildi biliyorsunuz. Orada da kendini geliştirdi. Neyse burada Kid'in saldırıları Kid'in çıktığı zaman gelen bir müzik var arka planda. O da bayağı güzel. Bayağı Big Mom'u tuttular ve üst kata çatı katına çıkmana izin vermeyeceğim dedi ikisi aynı anda Big Mom'a ve bölüm bitti. Müktü. O kısımları ben çok beğendim. Luffy Kaido dövüşle alakalı bu bölüm bir şey göremedik. Diğer bölüm de büyük ihtimalle Luffy Kaido dövüşle alakalı bir şey görmeyeceğiz. Artık ee, Koca Ana Big Mom dövüşü ha, özet geçiyor. Bu özet bölümmüş arkadaşlar maalesef. Tekrardan bu savaşı özet şekilde bize sunacaklar. Filler bölüm yani. Artık ondan sonraki bölüm Luffy Kaido savaşına inşallah odaklanırlar ama odaklanmayacaklar. Çünkü Trafalgar Love Kit Big Mom savaşı bitmedi. Raizo savaşı bitmedi. O savaşlar bitsin. En sonda finalde Luffy kaydıyor ve Yer 5'e doğru adımımızı atacağız abi Evet böyle Bu incelemenin de sonuna geldik Zoro ve Azrail hakkındaki düşüncelerinizi Yorumlarda belirtmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın 2 hafta sonra görüşmek üzere hoşçakalın bay bay